çıplaklığıyla anlatan karelerle devam edeceğiz. Deniz Kilislioğlu ile birlikte bu saat diliminde de yine size bölgeden de NTV nöbetini sürdürüyor, haber nöbetini sürdürüyor. Birazdan canlı bağlantılarımız olacak ama şu fotoğraflara bir göz atalım Deniz. Yıkımın fotoğrafı aslında en çarpıcı karelerden biriydi bu. Özellikle 1, 2, 3 binanın ağır hasarlı bir şekilde ayakta kaldığını ama geri kalan her şeyin yıkıldığını görüyoruz bu fotoğrafta. O binalarda büyük hasar almış. Çok büyük hasar almış durumda ve bir futbol sahası kat çıkmadığımızda ya da kat çıktığımızda sanırım yıkıma engel olamıyoruz. Bunu başaramıyoruz. Bunun fotoğraf evet, karesi aslında bu. Deprem öldürmez, binalar evet. öldürür sözünün tam anlamıyla karşılığı bu fotoğraf olsa gerek. Evet, ikinci bir fotoğraf yıkımın olduğu bir başka kent olan Adana'dan. Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı mahallesinde yıkılan 12 katlı bir binada arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Evin ayakta kalan kısmından cepheden yansıyan bir fotoğraf. Aslında görüntü hasarın boyutunu gözler önüne seriyor. Bütün duvarlar yıkılmış, sadece kapılar. Aslında inanılmaz bir fotoğraf karesi de diyebiliriz buna Deniz. Gerçekten yani bir kağıt gibi bir cephe komple soyulmuş ve biz apartmanın içine girmeden dışarıdan bu haliyle görebiliyoruz. Evet, kim mutfak bölümü zannediyorum buralar. Bir buzdolabı görmek mümkün, çamaşır evet. makinesi görmek mümkün. Bir lavabo var, buzdolabı var ve kapılar var. Evet. Dış cephe ise tamamen ki balkon olduğunu düşündüğüm bir bölge aslında. Hı hı. Tam olarak da net bilmiyoruz ama tamamen yıkılmış ve binanın sadece iç cephe tarafı ayakta görünüyor. Tamam. Üçüncü fotoğrafa geçtiğimizde Adana'da yine aynı enkazdan bir fotoğraf karesi, yıkıntıların arasında bir evdeki beyaz eşyaları görüyoruz. Aslında her zaman uzmanların uyardığı bir konu, olası bir deprem anında belki de en güvenli noktalar buzdolabının yanı olabilir. Beyaz eşyalar çok kütle olarak ağır oldukları için ve yapıları, materyalleri itibariyle de bir yaşam alanı yaratmak anlamında da önemli olabiliyor. Bu anlamda buzdolabı yaşam üçgeni belki kurulabilecek. Belki burada çok mümkün değil ama yıkılan kolonlara baktığınız zaman ya da beton parçalarına baktığınız zaman bir anlamda o da bir pres şeklinde evet. aşağıya inmiş durumda. Ve dördüncü fotoğrafta yine Adana'daki enkazdan, enkaz evin önünde park halindeki bir aracı da yutmuş. Yıkıntılar arasında ayakta kalan araç ve etrafa saçılan eşyalar, binadaki tüm eşyalar etrafa saçılmış, evin içindekiler ve arabayla aslında tamamen birbirini yutmuş şekilde yer alan bir fotoğraf karesi. Çarpıcı bir fotoğraf karesi. Devam edelim. Bu fotoğraf karesi de acının resmi. Evet. Diyarbakır'dan enkaz kurtarma çalışmalarını izleyen bir kişinin çaresizliği objektiflere yansımış durumda. Bir yaşlı adam yaşadığı acı da vücut dilinden anlaşılabiliyor. Büyük ihtimalle enkaz altındaki yakınlarından bir haber bekliyor. Herhalde sabah saatlerinde çekilmiş bir fotoğraf karesiydi. Umut ederiz ki bu yaşlı bey yakınlarına, enkaz altından çıkarılan yakınlarına kavuşmuştur. Çaresizliğin fotoğrafı diyerek de özetleyebiliriz. Evet, son fotoğraf yine Diyarbakır'dan. Enkazdaki saat felaketinin yaşandığı zamanda durmuş. Saat 4:16:15 7,7'lik depremin meydana geldiği saat, düzeltiyorum, 4:17'yi gösteriyor. Saat kavramımızı da şaşırdık evet. tabii ki. O saatte, depremin olduğu saatte duran bir saati görüyoruz. Bir evin içerisinde yer alıyor bu saat tabii.